Maceracı Amanda benzeri televizyon şovunda kedi Garfield ve sahibi John'un macerası anlatılıyor. The Last Monday yani Son Pazartesi isimli bu oyunun full sürümü çıktı ve bugün tüm oyunu bitirip gizemlerini birlikte çözeceğiz. Sizin için oyunu Türkçe'ye çevireceğim. Siz de bulduğunuz gizemleri mutlaka yoruma yazın ve yeni videonun hızlıca gelmesi için videoya aşağıdan like atmayı lütfen unutmayın. Oyunumuza geçtik arkadaşlar ve şöyle bir evimiz var. Evet, şu anda ilerliyoruz. WASD ile ilerliyoruz. Shift ile koşuyoruz. E ile de bir etkileşime giriyormuşuz. Anahtarlarımı kaybettim. Bulabilir misin diyor. Bu kedi Garfield arkadaşlar. Kedi Garfield son derece tembel ve sürekli lazanya yiyen ve sahibi John'la sürekli atışan bir kediydi. İçeriye bak diyor. Hemen içeriye doğru bakalım. Evet, içeriden bir garaj kapısını açacak bir şey çıktı. Bayağı bir önceden bunun demosunu oynamıştık. Açalım. Aç dedik daha doğrusu, bakalım. Evet, hemen Garfield geldi ve hayır dedi. İçeride de gördüğünüz gibi sahibi John vardı ve garajı açma diyor. Şimdi hemen şuradan anahtarı alıyorum. Burada bir tane disk var. Diski alıyorum ve şuradaki kapıyı açarak ilerliyorum arkadaşlar. Garfield da arkamızda. Bu bölümler ve o hayır dedik bu arada. Aşağıdayken senden bir şey yapmanı isteyeceğim diyor Garfield. Garfield sandığımız kadar masum bir kedi değil arkadaşlar. Aslında çok masum bir kedi olduğunu sanıyorduk ama öyle değil. Bu oyunda göreceğiz. Efendim biraz ortalığı karıştırdı ve duvarlara bazı şeyler çizdi. Ve spreyi alıp senden onları boyamanı istiyorum diyor. Hemen şuradan alalım ve şunları boyamamızı istiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde boyayalım. Walkie talkie de al ve sana yardımcı olabilirim diyor. Tamam. Hemen buradan yine boyamaya devam edelim. Evet, şurada bir yerimiz var. Burayı boyuyorum. Ve evet, harika işte. Bodrum'daki bütün her şeyin üstünü boyadın. Çok güzel diyor. Şimdi efendim benim olan bir şeyi bir kasada tutuyor. Onu benim için alır mısın? Evet, şurada bir kasamız var ama burada bir anahtara ihtiyacımız var. Şuradan bir anahtara bakalım. Şurada bir yerde, evet, burada bir anahtar var. Hemen bunu aldım ve şimdi kasayı açtım. Evet, içeride bir şey var. İçeride kal diyor bu arada. İçerisi güvenli diyor. Kötü kedi, bakma. Yalan söylüyor. O bir yalancı. Onu dinleme diyor. Ve dışarısı bir rüya yazıyor. Bir kedi var. Burada yine ağaç ve çiçek var. Bla bla, ne kötü bir müzik. Bu blindfold dedi, gözlerini bağlamak. Ve zaman bitti. Kedi yok. Kediyi özledim yazıyor. Aşağıda da kedi yok yazıyor. Bir tane kod var. 01876. Burada da kedi her şeyi yedi. Sadece içerisi güvenli diyor arkadaşlar. 01876 kodu. Bunu hemen şurada bir kasa ya 01876 bunu yazalım. Evet, burada içinden böyle bir şey çıktı. Acele et hemen bu şeyi al, reliği al ve saklan diyor. Relik dediği de tarihi bir eser, tarihi bir kalıntı gibi çok güçlü olduğuna inanılan şeylerdir. Oyunlarda genelde kullanılır relik diye. Böyle en güçlü itemler, yani en güçlü eşyalardır relikler. Öyle bir şey aldık arkadaşlar. Şimdi buraya saklandık ve birisi koşuyor. Birisi ilerliyor aşağıya doğru. Evet, sahibi John. Hemen yukarıya doğru koş. Sahibim seni yakalamadan dedi. Hemen buradan çıktım ve arkadaşlar burayı kapattık. Tamam, çok güzel. Evet, burada bir tane bu arada ampul bulduk. Güzel. Arkada galiba John bu arada. Evet, buraya ampulü takabiliyoruz. Ben efendi değilim yazıyor. Burayı da hemen spreyle yine kapattım. Devam ediyorum. Buraları daha hızlı ilerliyorum çünkü daha önceki demo versiyonumdan hatırladığımız bazı yerler. Buraları o yüzden hızlıca ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi o bulduğun reliği fırına at diyor. Ve onu imha et diyor. O tarihi eser, kalıntı artık neyse, onu imha ettik. Şimdi lazanyayı al ve fırına koy. Tamam, koydum. Evet, burada Garfield'ımız vardı. Şimdi zaman bittiği zaman lazanyayı çıkar diyor. Yukarıda 1 saat 59 dakika. Güzel. O zamana kadar oyuncaklarını toplayabilirsin. Oyuncakları toplayacağız şimdi. Şurada bizim oyuncak kutumuz vardı. Oyuncak kutusunun içine oyuncakları koyacağız arkadaşlar. Üçüncüsü. Toplam 10 tane galiba oyuncağımız var. Ve şurada bayağı bolca oyuncaklarımız vardı. Dördüncüyü koydum. Devam ediyorum. Şu oyuncak mı bu arada? Yok. Şurada top. Bu oyuncak. Evet. Bu da oyuncak. Beşinci oyuncak. Bu da tamam. Birden çok oyuncak alınsa aslında güzel olabilir ama maalesef birden çok alınmıyor.
O yüzden tek tek koyuyoruz. 6. Bakalım Garfield ve John'un gerçek hikayesi neymiş? Nereye bağlanacak? Gerçekten çok merak ettiğim, hikayesini çok merakla beklediğim oyunlardan biriydi ve sonunda full sürümü çıktı. Bugün bütün hikayeyi çözmüş olacağız arkadaşlar. Nasıl bir şey olacağını gerçekten çok merak ettiğim oyunlardan. Ve bu yapımcının başka oyunları var mı bilmiyorum ama yeni oyunları çıkarsa onları da yine takip etmeyi düşünüyorum. Oynamayı düşünüyorum kanalda. Tabii siz de beğenirseniz, eğer beğeniyorsanız bu oyun serisini, mutlaka bir tane like bırakmayı unutmayın aşağıdan, dediğim gibi arkadaşlar. 9.'yu aldık. Ve evet, şurada da relik, o tarihi eser. Reliği de buraya koyuyoruz ve bir anda ortalık yanmaya başladı. Bir şeyler oldu. Bir dakika, o şapşal köpek bir şeyler kazıyordu bahçede. Git ve ne gömdüğünü bul diyor Garfield. Ve garajda bir kürek var, onu alman lazım. Ama burayı açamıyorum. En son koridorda görmüştüm diyor. Tamam, şuraya doğru gidiyoruz. Koridorda aşağıya doğru atla dedi. Atladım. Sonra buraya zıplayacağım. Şöyle. Tamam, arkaya doğru zıplıyorum. Yalnız bir anda bir boşluğa geldim ve işler yavaş yavaş karanlıklaşmaya başladı. Tabii herhangi bir jumpscare vesaire olursa ben size mutlaka uyarı eklerim arkadaşlar. O yüzden sizin korkmanıza gerek olmuyor. Ama ben tabii oynarken jumpscare'ları yiyorum. Artık ona da yapacak bir şey yok. Evet, şu anda gökyüzünde bir yere çıktık. Ve burada çok güzel bir ortam var. Gördüğünüz gibi bulutların üzerindeyiz. Bir dakika, yerde yalnız paralar var. O paralar bir işe yarıyor olabilir. Ben bu paraları kaçıramam arkadaşlar, biliyorsunuz. Şuradan paraları toplaya toplaya gidiyoruz. Güzel, bunu da alalım. Ve anahtara kadar geldik arkadaşlar. Şuradan anahtarı da aldım. Evet, oradan anahtarı aldım. Şimdi garajın anahtarı bu galiba. Evet, burayı açmam lazım. Açtım. Küreyi al diyor. Küreyi aldım ve şimdi git ve dışarıyı kaz. Bakalım köpek bahçeye ne gömdü? Köpek, bu da yine o çizgi filmin içerisindeki köpek arkadaşlar. Garfield'ın arkadaşı. Evet, şimdi burayı gömüyoruz bakalım. Evet, bir tane top gömmüş. Şirin köpek. Hiç öyle kötü şeyler gömmemiş. Hiç yani öyle yanlış bir şey yok. Tabii biraz daha karanlık bir şey gömdüğünü göreceğiz. Burada bir kemik var. Evet, burada da bir gazete var. Ve yine bir daha açıyoruz. Son yere bakıyoruz arkadaşlar. Ve burada evet bir köpek var. Ve lazanyayı yaktın diyor. Ev yanıyor ve burada köpek var. Burada Garfield oldu. Köpek Garfield oldu ve köpeği gördüğünüz gibi buraya gömmüş. Aslında bunu yapan büyük bir ihtimalle Garfield'ın kendisi arkadaşlar. Bu da işlerin biraz daha garipleşmeye başladığı yerlerden bir tanesi. Ve şimdi bir yerdeyiz. Bir arabanın içerisindeyiz. Neredeyiz diye soruyor. Rus, biz soruyoruz yani. Yeni evimiz. Evet, burası ne? Yeni evimiz. Ne dedik? Evet, burası ne kadar zamandır burada duruyoruz? Ne kadar zamandır dışarıdayım? Evet, etrafa bir bak diyor. Şurada bir şey buldum bu arada. Burada bir ev var. Ha, bu ev o ev bu arada. Aynı evdeyiz. Şuradan bir şöyle etrafı bir tur döneyim. Şurada bir şey var. Onu da aldım galiba. Tamam. Şurayı açamıyorum. Değil mi? Aynen. Burayı da açamıyorum. Şu arkada bir kapı vardı galiba. Buradan girelim. Ha, buralar var ama buralar aynı yerde. Buralar aşağıda bir şey daha buldum ama. O neydi bilmiyorum. Onu da aldım. Şurayı içten aç. Evet, içten açabiliyor muyuz dedim. Açıldı. Tamam, güzel. İçten burayı açtım. Şurada bir araba gibi bir şey var. Tamam, bunu aldım. Silah. Silahı da aldık. Kimin yeri burası? Evet, burası kimin yeri? Güzel bir soru. Şurada bir kuyu gibi bir şey var ama bu ne anlama geliyor? Dışarıya doğru gidince glitchleniyor. Ne kadar zamandır dışarıdayım? Bunu yapmanı sağlayan şey nedir? Ve sessizlik gibi bir şey diyor. Bir dakika. Ha, burası açıldı. Ha, evet, tamam. Şimdi buraya girdik ve işte biz John'uz şu anda ama bir anda ayna kırıldı. Ben senin efendin değilim. Sen benim kölemsin ve efendini sorgulamamalısın. Bu yüzden sorgulamamalıydım. Bu yüzden dilini söktüm ve sana bir hatırlatma vermek istedim. Yerini bilmen için. Bunu söyleyen Garfield mı acaba? Evet. Bu arada şuradan şeyi alıyoruz gene. O kerpeten gibi. Giyin diyor.
Ben kendimi şu an göremiyorum herhalde ama biz şu an John'uz sanırım. Yani efendi, yani sahibi aslında. Burada kim efendi belli değil tabii de. Sanırım biz John'uz. Arabaya bin diyor. Araba dediği şu herhalde. Arabaya doğru gidiyorum. Evet, bindim arabaya. Ve telefon şeyini, hattını kes diyor. Tamam. Telefon hattını kes. Şuradan çıkalım yukarıya doğru. Yukarıya gidiyoruz. Herhalde burası telefon hattıydı diye düşünüyorum. Tamam, telefon hattını kestim. Güzel. Şimdi köpeği sustur. Köpeği susturalım. Köpeği susturdum ama nasıl susturdum bilmiyorum. Ve evin içine gir diyor. Bir saniye, evin içine. Burası kilitli. Buradan giremiyorum. Ha, buradan girdim galiba. Arka taraftan girdim. Bir silah sesi mi duydum bu arada? Silah sesi duydum dışarıdan. Ya da bana mı öyle geldi bilmiyorum. Bir silah sesi duydum galiba. Dışarıya bakıyorum ama dışarıda bir şey var mı? Ben bir şey göremedim. Bu arada burada bir şey parlıyordu. Burası oyuncakları sakladığımız yer mi acaba? Evet, içeriye birisi geldi. John'du galiba o. Demodan hatırlıyorum bu sahneyi sanırım. Evet, John arkadaşlar ve sonra o ev yanmaya başlıyor. Burası o ev değil mi? Aynen. O içinde bulunduğumuz ev. Evet, şu anda Garfield geliyor arkadaşlar. Kedi Felix'in bir çizgi filmi var. Oo, hayır dedi. Efendim, seni aşağıda burada tutuyor. Bunun için üzgünüm diyor Garfield. Ve hadi seni buradan çıkaralım dedi. Sonra buradan beni çıkardı mı gerçekten? Cidden mi? Evet ya, cidden çıkardı. Bu arada sahibi de bu işte. John da bu. Bu da Garfield. Neyse. Ha, burada şeyler var. Yine o relik var. Tamam, burada bu işaretler var yine. Şurada bir odamız var. Odaya bir bakalım. Ha, buradan da çıkabiliyoruz. Bir saniye, buradan çıkabiliyor muyuz? Ha, buradan çıkamıyoruz. Diğer taraftan çıkıyor. Aslında doğru yerden çıkmış. Tamam, buradan çıktım. Bir dakika şimdi yalnız. Hadi bir oyun oynayalım diyor. O aşağıdaki acaba hiç ateş gücüyle oynadın diyor. Acaba aşağıdaki Garfield mı bu? Herhalde o. Evet, git ve ateş gücünü al dedi. Aldım. Tamam. Bunları vur diyor. Güzel. Vuralım. Sürekli basmak gerekiyor bu arada. 20 tane vurmam lazım. Aynen, 20 tane vurmam lazım. 18... 19, 20. Son 2. Güzel. Garfield, sana da sıktım biraz. Harika işte. Süper. Ne yapıyoruz? Hadi şimdi de şeyde, labirentte ne yapacaksın ona bakalım diyor. Labirent. Labirent. Labirenti tamamla. Hmm, şurası. Tamam, labirenti tamamlıyoruz. Nasıl tamamlıyoruz onu bilmiyorum. Bu arada bu çizgi film gibi bir ses geliyor. Hala geliyor o ya. O öyle kaldı galiba arkadaşlar. Bilmiyorum ama. Bir dakika, telefon nereden çalıyor? Telefonu bulmaya... Aa, telefon. Telefonu buldum arkadaşlar. Şu anda telefonu buldum. Telefon çalıyordu. Bir dakika, ne oldu? Takıldı mı? Ne oldu? Takıldım galiba. Dur bakayım. Şu tarafa doğru gitsem geliyor mu? Geliyor galiba. Bir şey geliyor. Sünger Bob. Bir dakika Sünger Bob. Dur, şuraya doğru gidiyorum. Gelme, gelme, gelme. Hayır hayır, iki taraftan sıkıştırıyorlar. Bak 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 bak. Şurası. İşte bu. Bulduk. Garfield ve John var orada. Tamam, güzel. Evet, oo, bir dakika, bir benzinlikteyiz şu an. Benzinlikteyiz. İlerliyorum. Benzinliğe giriyorum. Buz diyor burada. İçeriye girdim. Tamam. Burada bir şey var galiba. Ay, ışığı açma yeri mi diyor. Öyle bir şey diyor. Dur. Dışarıda herhalde, şuradan tam girerken yerde. Evet, açtım. Hmm, içeride bir Sünger Bob daha var. Merhaba Sünger Bob. Ne yapacağız sana? Elimizdeki ateşle sana şey yapmadan başka bir şey yapabiliyor muyum diye baktım ama yapamıyorum. Mecbur. Oo, evet. Sahibi John değil mi bu? Sanırım John'u vurduk arkadaşlar. Yanlışlıkla mı yaptık bilmiyorum. Evet, dışarıda bir araba korna çalıyor şu anda ve arabaya atladık. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Hiç bilmiyorum. Evet, şu an bir arabadan gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada biz yatar durumdayız sanırım. Lambaları çünkü tersten görüyoruz ya. Bizi yatırmışlar herhalde buraya. Ya da biz kendimiz mi bilerek mi yatmışız bilmiyorum. Ya da bana mı öyle geldi? Evet, bir yerde uyandık.
Neredeyiz? Ha bir dakika. Evdeyiz şu an. Tamam süper. Burası kitle. Burası da kitle. Burası televizyon. Tamam televizyonu açmayacağım. Televizyonda Felix'in şeyi çıkıyor çünkü çizgi filmi çıkıyordu arkadaşlar. Onu çıkınca da Elif Melif bir şey oluyordu. O zaman onu açmayacağım ama açmadan da ilerlenmiyor galiba. Tamam şöyle açtım. Evet Felix Melix teşekkürler dedi. Efendim bir sürpriz saklıyor senin için garajda. Tamam. Garaja nasıl gideceğim peki? Garaja gitmenin bir yolunu bul diyor. Garaja nasıl gidebilirim? Garaja gitmenin bir yolunu bulmam lazım. Şuralarda bir şey var mı? Bakıyorum. Buralarda bir şey yok. Evet, garaja nasıl gideceğiz? Buradan çıkamıyorum. Evet, şuradaki sandalyeyi aldım arkadaşlar. Ha, buraya koydum ve bunun üstünde bir anahtar aldım, dolabın üstünde. Şimdi garajı açtım. O, garaj bu şekildeymiş. Değişmiş yalnız. Garaj böyle değildi galiba. Tamam, bir dakika. Orada bir şeye bastım ben ama ha, bir dakika. Orada büyük bir kitap vardı. Kitaba bastım ve böyle bir yere geldik. Tamam, ilerliyorum. Tapınak gibi bir yere geldim arkadaşlar. Baksanıza bayağı değişik. Burası da depoda var mıydı burası? Sanki burada mı bitmişti ya da öyle bir şeydi galiba. Evet, burada bir şey var. Yükünü şuradaki şeyin içine koy diyor. Tamam. Yüküm dediği o reliği mi koyacağım? Aynen şunu koyacağım. Neymiş bu ya? Ne olduğunu da tam anlamadım o sembolün ne sembol olduğunu. Evet koydum. O dolunay var. Ve zilin efendinin sesinin yerini almasına izin ver. Tamam izin verdim. Arkamdan falan bir şey gelmiyor değil mi? Öne doğru gel. Geldim. Tamam. Ve körlüğün efendinin körlüğü olsun. Ha, blindfold yazıyordu ya defterde. Hani bir kitap vardı. O blindfold dediği gözümüzü bağladı. Özgürlüğünü karanlığın içinde bul diyor. Tamam. Demek ki o kitabın içindeki şeyler aslında burada söylenen ve yaşanılan şeyler. Bu arada bir şey çakıyorlar galiba. Ha, bir dakika. Şu an bir yer açıldı ve güneşi gördük. Ha burası yeni yer. Şubat yazıyor. Mısır hazineleri. Geri geldin. Tabii ki de dedik. Anahtarlar tam söylediğin yerdeydi. Peki. Biz bu arada etrafa bakalım. Çok güzel şeyler var yalnız baksana. Şeyi aç diyor. Kasayı kutuyu aç diyor. Kutu nerede? Neyi açacağım şu an? Ve sonra gücünü benimle paylaşacak mısın? Burada bu arada lobi falan yazıyor arkadaşlar. Buradan dışarı çıktığımız zaman gücümü seninle paylaşacağım dedi. Ve git şeyi aç. Ha şuraya açacağız tamam. Şu bizim relik bu işte. Tamam bunu gene aldık. Bundan kurtulamıyoruz yani. Atıyoruz atıyoruz geri geliyor bize. Ha oradan giderken bir anda bu arada ilerlemeyi başardık sanırım. Bir sesler geliyor gene ama. Ne sesi geliyor? Oo bu ne? Bir dakika. Kar yağıyor. Ne yapıyorsun? Bu ne? Neden duruyoruz? 2 gündür durmadan araba sürüyoruz diyor. Biraz uyumam lazım. Yalnız nasıl kar yağıyor baksana. Ha bu bizi alıp götüren ilk arabadaki mi acaba? Bir süre benim yerime şey yap, devam et. Ne demek istiyorsun? Gücümü seninle paylaşmak istiyorum diyor. Ne oldu? Gücünü benimle paylaşmak istiyordu. Sonra bir anda bir şey oldu. Bu ne? Nereye geldik? Buraya geldik. Evet, devam. Gücünü benimle paylaşıyor şu an herhalde. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bu işaretler o duvara çizilen işaretlerin aynısı. Aa, bir çocuk ağlıyor. Nisan ayı. Çocuk ağlıyor. Ne? Uyuyor olmalıydın. Aşağıda kim var? O ağlayan kim acaba? Aşağıya gitmem lazım ama nasıl gideceğim? Burası bizim ev mi? Yo. Aa bir dakika ne yaptın sen? Elimiz kan galiba. Biz John muyuz şu an? Gerçekten kafada deli sorular. Eylül ayı. Arabayla geldiğimiz yer neredeyiz? Bir dakika bunlar bizim anılarımız mı acaba? Bütün bunları yapan biz miyiz yani? Böyle bir yere mi bağlanıyor anlıyor. Aa şu an tekrar garaja geldik. Evet, bu kitaba baktık ve sanırım daha sonra bu anılarımızı tekrar gördük. Öyle bir şey oldu sanırım. Evdeyiz. Aa John. Merhaba John.
Geliyor. Ah, gelemiyorum. Ne oluyor? Garajda ne var diyor Garfield. Efendim, benden ne saklıyor diyor. Garajda ne var mı? Garajda ne var derken, yani biliyorsundur zaten Garfield ama. Bir dakika. Tekrar girdim. Yine çıkıyor galiba. Bir dakika, garajda ne var deyince tekrar garaja dönsem. Garajda ne var? Hemen bakalım Garfield, gel. Ne saklıyor senden? Hemen bakalım. Evet, şu anda yatıyor muyuz? Yatıyoruz galiba, kalktık. Ne oldu? Bayıldık mı orada? Bir şey mi oldu? O arka tarafta bir şey çalışıyor. Motor gibi bir şey çalışıyor. Tamam, şu anda tekrar girdik. Bizim elimizde bir CD gibi bir şey vardı bu arada ama. Evet, şimdi burada bu bizi korumaya yardımcı olacak diyor. Gövde, zihin, zaman ve uzay ya da boşluk anlamına geliyor Space'te. İki anlama da geliyor. Şurada bir yazı var. Kimseyi incitmek istememiştim ve senin de kimseyi incitmek istemediğinden eminim. Sana bunları yaptıran ses daha önce de bana bunların hepsini yaptırmıştı. Ama şu anda artık seninle konuştuğu için beni kontrol edemiyor ve onu nasıl durduracağımı öğrendim diyor. Bize de öğretsene. Ayın sonunda yıldızlar hizalandığında onu yok edebiliriz. O zamana kadar içeride kalmalıyız, evin içinde kalmalıyız. Kulağına kulaklıkları geçir ve müziği başlat. Böylelikle kafandaki sesi yok et. O ses sana ne derse ya da ne gösterirse göstersin asla inanma. O sadece insanlara zarar vermek istiyor. Çok üzgünüm John diyor. Enteresan. Bunu söyleyen John arkadaşlar. John'u da demek ki bizden önce yine aynı ses kontrol ediyormuş. Bu oyun sonuna kadar bu arada dayanmalıyız gibi bir şey diyor ama bu oyun sonunda yok edebiliriz. Yıldızlar çünkü hizalanacak gibi bir şey dedi. Tamam. Şuraya gidelim. Ben efendi değilim diyor burada. Bak burada mesela bunların üstünü spreylemiştik. Şu anda spreyli değil ama. Aa, John burada. John kalk, bize yardım et John. Burada bir şey var mı? Yok herhalde. Deponun kapısı açık ama insek mi buraya? İneceğiz mecbur. Evet, burada bir şeyler var mı? Şöyle bakalım. Bak bu duvardaki şeyler, işaretlerin hiçbirisi şu anda üstü boyalı değil. Burayı açıp yukarı çıkamıyoruz. Burada bir kasamız var yine. Ha, burada bir şey var. Eğer o ses kontrolünü alırsa o zaman seni molaya çıkarmam lazım. Böylelikle de güvenliği sağlamam lazım gibi bir şey diyor. Tamam. Böyle bir şey olursa zaten bence de bunu yap. Burası değil. Peki burada bir şey var mı? Nereye gitmeliyim o zaman? Ha, şurada bir şey var galiba. O ses başımızı belaya soktu. I am sleepy, yani uykum var diyoruz bu arada. Enteresan. Bir süreliğine burada kalmalıyız diyor. Uykum var dedi. Acaba şuradaki yatakta uyuyabilir miyiz? Evet, burada uyuyabiliyoruz arkadaşlar. John'un yanına kıvrıldık galiba ve burada uyuyoruz. Biz John değiliz o zaman. Biz John'dan sonraki bir kurbanız herhalde. 10 gün kaldı sadece diyor. 31 Ekim'de sanırım bitecek. Burada bir şey var. Pastel boya, kırmızı pastel boya. Çarpı yap dedi. Evet, 21'in üstünde çizdik. Güzel. Tamam. Burada başka bir şey var mı? Herhalde yok. Şimdi burada bir çizgi film var. Ha, burada bir şey var. Şuraya bir bakabiliyor muyuz? Evet, otur diyor. Oturdum. Ve çiz diyor. Bak burada mesela ne diyor? Kasa içerisi güvenli diyor. Kasanın içi güvenli diyor. Evet, kötü kedi. Ha, buradaki yalan söylüyor, yalancı vesaire gibi şeyler vardı ya o defterde. Onları biz çizmişiz arkadaşlar. Bu çok da güzel değil dedi. Arkamızda biri mi var? Ha, bu kedi Garfield. Buradan git. John ve beni kötü şeyler yapmaya zorladın diyor. Ne demek istiyorsun? Ben ne yaptım ya? Siz kendiniz kötüsünüz zaten. Efendim evine geldiğinde ben orada değildim. Benzin istasyonunda ben seninle değildim ama efendim seninleydi. Efendimin seni tutsak ettiği kafesten seni ben çıkardım. Ben senin arkadaşınım. Gel ve dışarıda oynayalım. Garfield bizi kandırmaya çalışıyor. Evet, orada yine köpeği falan gördük. Ve biz... Evet, şu anda Garfield dışarı çıktı arkadaşlar. Ve bize dedi ki John, sakın o sese inanma. Ve biz şimdi onunla birlikte yine oyun oynamak için yukarı çıkıyoruz. Gerçi başka yapacak bir şeyimiz yok, ne yapalım. Evet, John ve Garfield orada. Yarasa bombacılara dikkat et diyor. Yarasa bombacılar derken... Bunları vurmam gerekiyor galiba. Tamam, 3. Tamam, güzel de... 4, 6, 7,
Oy, tam üstüme attı yalnız, dur. 7. Abi biraz uzağa atar mısınız? Hayır. 9, hadi son. Sonuncuyu vurdum galiba. Oh hayır dedi Garfield. Garfield mı onu diyen? The Monster, canavar. Bu da büyük versiyon. Aha John. Canavar John'a dönüştü. Bir dakika. John mu yani bunların hepsini yapan? Enteresan gerçekten. John değil ya. Canavar hep John olarak gösteriyor. Evet, oku diyor. Neyi okuyacağım? Ha şunu oku. Nasıl hissediyorsun? En son hatırladığın şey nedir? Cevap ver ya da bir şey söyleme. Cevap verelim. Çizgi filmler izliyordum. Sonra televizyonda bir kedi gördüm. Aynı Amanda the Adventurer gibi. Sonrasını hatırlamıyorum diyor. Kedi Garfield herhalde ve Garfield bir anda bizi kontrol altına alıyor. Zihnimizi kontrol ediyor herhalde. Oku. Ve diyor ki Kitty, yani kedi kim? Kedi benim arkadaşım diyebiliriz. Sen kedinin efendisi değil misin? Ya da hiçbir şey söyleme. Sen kedinin efendisi değil misin diyeceğim. Sen kedinin efendisi John değil misin sonuçta? Biz öyle biliyorduk çizgi filmden. Bir şeyler yazıyor gene. Evet, okuyalım. Kediye güvenme. O ses seni kandırmaya çalışıyor. Tamam de ya da bağır. Bağıralım. Sen çok kabasın ve hiç eğlenceli değilsin ve senden nefret ediyorum dedik. Niye böyle bir şey dedik bilmiyorum. Evet, bir şey daha yazdı. Eğer kediyi tekrar görürsen gözünü kapatacak o şeyi mutlaka gözüne koy ve onu görme diyor. Bu arada diğer seçenekleri seçmeyi de ben denedim arkadaşlar. Bir gün kaldı diyor burada. Diğer seçenekleri seçtiğimizde de yine John aynı şeyleri söylüyor. Evet, sadece bir gün kaldı. Güzel. Şuraya diski koyamıyoruz herhalde ya. Bir dakika, buraya yine otur diyor. Oturduk. Evet, dışarısı rüyalar. Bunu görmüştük. Sıradaki burası. Bla bla. Şapşal müzik. Blindfold. Bak, blindfold yok diyor. Yani gözünü kapatma asla diyor. Zaman doldu. Kedi yok. 01876. Kediyi özledim. Tamam. 01876. Tamam. Şimdi Bodrum'a git ve kasayı aç. 01876 şuradaydı galiba. Aynen. Şunu açalım. 01876. Yine içinden aynı relik çıktı tabii ki. Aa evet. Zıpla diyor. Zıpladım. Zıplıyorum. Şu an Garfield'ın oraya kadar geldim ve bakalım. Evet, arkadan yine canavar çıktı ve John burada bu arada. Bizi vurdu mu? Bizi mi vurdu John? Ya da o John muydu? Evet, şu anda tekrar garajın oradayız galiba. Kapı kapandı. Bir dakika, evin içindeyiz. Birkaç kitap okuyarak bir tanrının doğasını anlayabileceğini mi düşündün diyor. Gücümle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Peki. Mührün o evi koruyabilir ama çocuğu feda etmem beni zincirlerimden kurtardı. Demek ki bir çocuğu feda ettik bunu söylediğine göre. Yıldızlar bir araya geldiğinde beni yok etmek mi istiyorsun? Ben de o zaman yıldızları senden alırım diyor. Yok artık. Evet, şu anda yıldızlarım yok etti. Ve endişelenme. Çocuğunu tekrar görebileceksin yakında. Biz çocuğumuzu arıyoruz herhalde. Tekrar ve tekrar ve tekrar. Ben benim olanı geri alana dek dedi. Kırılman sadece bir zaman meselesi. Burada bir zaman döngüsünden bahsediyor ve aslında yıldızlar hizalandığı zaman kendisini yok edemememiz için yıldızları bizden aldığını söyleyip bizi bir sonsuz döngünün içerisinde bırakıyor. Şu an tekrar başa döndürdü bizi. Tekrar ve tekrar aynı şeyi yaşayacaksın gibi bir şey dedi çünkü. Bir dakika, şuradan evin içine falan girilir mi acaba? Buradan eve girsek giremiyoruz herhalde ama anahtarımı kaybettim, bulabilir misin diyor. Bir dakika, şu an tekrar başa dönmesi bence oyunun bir parçası arkadaşlar. Çünkü öyle dedi ama burada anahtar bulamıyoruz şu an. Evet, yiyeceklerimle oynamayı seviyorum. Sen de sevmiyor musun? Yiyeceklerimle oynamayı seviyorum. Evet, oyun bitti arkadaşlar. Ve oyunda dedi ki en sonda, ben seni tekrar ve tekrar yıldızları yok edeceğim ve tekrar ve tekrar aynı şeyleri yapmanı sağlayacağım dedi. Aslında şu anda evet. Aa.
Bir dakika, bu bir Morse kodu. Bu arada şu anda arkadaşlar Morse kodu bitti ve bir çocuk gülme sesi geldi. Ve daha sonra tekrar aynı yere geldik. Şu anda tekrar en baştan istersek oynayabiliyoruz. Tekrar tekrar bitirsek acaba farklı bir şey olur mu? Tabii ki onu bilmiyorum. Eğer Morse kodunda ne söylediğini merak ediyorsanız aşağıdan bir tane like atın. Eğer güzel bir like gelirse belki yeni farklı bir videoda bu Morse kodunu ve belki varsa farklı gizemleri de sizin için çözebilirim. Aynı zamanda bu tür videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ekranda en son yüklemiş olduğum videomu da görebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Oyunun hikayesiyle ilgili görüşlerinizi ve teorilerinizi de yorum kısmında bekliyorum. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.